evrime en büyük darbe şu fosil olayı oldu. Fosilleri sürekli saklıyordu bu keratalar. Sürekli ama. Biz de hep bütün saklandıkları yerlerden çıkarttık. Getirdik masanın üstüne koyduk. Kardeşim dedik bak fosiller bunlar. Hani evrim vardı dedik. Gösterdin. Bakıyorlar lüfer balığı aynı. Yengeç aynı. Karides aynı. Aynı oğlu aynı. Binlerce hayvan hepsi aynı. Hani evrim vardı? Kaç milyon senelik? 100 milyon senelik. 150 milyon. 200 milyon. Hatta 300 milyon senelik. Niye yalan söylediniz bunca sene? Ya bir nevi bilimle bizi aldattılar. Tabii. Hani ara fosiller vardı? Kardeşim bak ben seni kısa sürede yoldan zengin edeceğim diyorum. 10 trilyon vereceğim. Bir tane bana ara fosil getir senin dediğin tarzda diyorum. Yani evrimi ispatlayan onların dediği var ya abuk subuk evet. Varlıklar vardı diyorlar. Bir tane gösterdi. Dawkins var biliyorsun İngiliz, Darwinist. Evet. Adamı çağırdık dedi ki kardeşim sen buraya gel. Bir tartışalım. Neymiş bakayım elindeki delillerin. Biz de o bir ortaya koyalım. Millet de anlasın dedik. Verdiği cevap şu. Ben yemin ettim kesin tartışmaya girmem. Sen neyin üstüne yemin ediyorsun? Yani Allah'a inanmıyorum diyorsun. Neyin yemini bu? Evet. Tartışmaya girmezmiş. Peki tartışmayacaksan bir fikrin de yok. Fosilleri de açıklayamıyorsun. Ara fosil de koyamıyorsun. Proteinlerin tesadüfe meydana gelmesi matematik açısından imkansız sıfır ihtimal. Bunu da kabul ediyorsun. Peki neyi anlatıyorsun sen? Beynin içindeki bu görüntüyü de açıklayamıyorsun. Pırıl pırıl aydınlık. Kimin gördüğünü açıklayamıyorsun. Evet. Sesi kimin duyduğunu açıklayamıyorsun. Hiçbir şeyi açıklayamıyorsun. Biz oraya gelelim dedik. İngiltere'ye gelelim. Yani en beğendiğin televizyon stüdyosu hangisi oraya gidelim. Toplayalım bir dedik, tartışalım dedik. Tek yaptığı kaçma. Yani bir insan kaçıyorsa yenilmiştir. Yani konuşacak bir şey de yoktur evet. Artık.